Menü geçişi çok kötü. Kremalı çorba ile başlıyor. Kremalı ana yemek veriyor. Ve yoğurt cacık var. Süt ürünleri çok kullanmış. Menü dengesi çok süt ürünleri ağır basmış bir menüsü var. Son kez güzelce silelim, süpürelim, tozumuzu alalım. Hadi bakalım. Tepsi kaptırın. Ha, burada. Hoppa. Ben şunları kaldırayım. Sunumun harikaydı bu arada. Ay teşekkür ederim. Beğenmenize sevindim. Zevkliymiş, güzel fincanlar almış bak. Adam çünkü bak. Kurtulamıyor elimden Kadir Bey. Hep hediye isterken altın istiyorum. Bu da en iyisini altın varaklı getireyim de yakalamış. Altının gramı kaç para haberin var mı? Ama senin? Ona yatırım yapıyorum. Ben sanki adam istese hayatta vereceksiniz. Veriyorum vallahi veriyorum. Araba isteden ben verdim. Onun parası sonuçta nasıl vermeyeyim? Ha ne bileyim hanımlar genelde böyle kendilerinin altınları ya kendilerin şimdi, olarak görüyorlar ya. Ya tabii ki bizim ama sonuçta benim çocuklarım için yapılan yatırım benim için. Sen bunları yatırım olarak görüyorsun. Tabii ki yani. Bak ne kadar ben güzel, saygılı bir iş. Sema Hanım temizlik etabında şarkı, türkü söylerken Kadir Bey ile eğlenirken etaba atlar. Ve sayın seyircilerim harika bir sezonun son temizliğinin startı veriliyor. Bak yine ben dayanamadım, alsana elimden. Bırakmıyor. Bir anda. Oh, içim dertte kaldı zaten onu çıkaramadım. Oh. Neyse ki takılmadılar. Sehpayı silmeden önümüze gözler kahve orayı görmedi demediler. Beni eleştirmekten. Ya. Bence temizlikte isterse yapabilir. Ama dediğim gibi birazcık heyecan var gibi gördüm sabahtan. Heyecanla yenik düşerse, başaramazsa o ayrı bir konu. Ama isterse, azmederse başarabileceğine inanıyorum. Nur yendi tamam. Sufatına sehpanı. Silkeledi sildik ki şöyle gözü nazara alsın. Alsın Kadir'im. Mis Allah. Gibi oldu bak. Ha, kendimizi hem gözlere şiş yarabbi sen bilirsin. Atalım koridora gitsin şöyle geniş geniş. Ben ilk başta Sema'yı rakibim olarak görüyordum ama şu an menüsünü gördükten sonra kararımın doğru olduğuna karar verdim. Şimdi ne yapıyoruz Sema'cığım? Şimdi ben önce Kadir Bey halıyı süpüreceğim, kaldıracağım, arkasını tamam. Süpüreceğim. Ondan sonracığıma bir toz alacağım. Tekrar bir süpürge atacağım şöyle pislikler gitsin. Toz aldıktan sonra niye bir daha süpürge açıyorsun? Ay, üstündekiler dökülünce ben hep yerler bir daha kirlenmiş gibi hissediyorum. He, değişik seninki de hadi aç bakalım. Ondan sonracığıma. Kadın iki kere süpürge yapıyor. Sema Hanım ilk başta çıtayı çok yüksek tuttu davranışlarda, hal ve hareketlerde. Çıtayı en sonuna kadar indirdi. Çünkü kendi günü oynuyor. Bizlerden puan almak için hal ve hareketlerini değiştiriyor. Sema Hanım salonun halısını önlü arkalı süpürüyor. Eşin şu an nerede çalışıyor? Eşim dün İzmir'de düğündeydi. İzmir'de düğünde böyle sürekli dışarılara gidiyor tabii mu? Tabii her yere gidiyor. Oh. Senin sesin de güzel. Var mı böyle bir düşünce ben yani? Ben çok istiyordum. İşte ilk kaçılmadan önce konservatuar okumak istiyordum Kadir Bey. O dönem hatta bizim maddi durumumuz çok yoktu. Öğretmenlerim bana dedi ki sen oku dedi. Biz senin için dedi şey yaparız dedi. Yardımcı oluruz sana. Bağlamanı alırız, kursunun parasını veririz. Her şeye yardımcı oluruz dedi. O dönem işte kaçtım. Sen ilkinde kaçarak mı evlendin? Evet. Sema Hanım çenesi kuvvetli gum 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 atıyor ama dil o kadar kuvvetli değil. Şöyle benim gibi bir masaya vuraydı. Ben ne dedim? Birinci olacağım dedi. Tamam. Hadi sen süpür ben de suları getireyim efendim. Tamam Kadir Bey. Şimdi salonun dibisini köşesini siliyoruz. Sema Hanım tabii ki strese girecek. Çünkü burada evde uzun süre içerisinde yaptığın şeyi burada 2 saat içerisinde yapacaksın. Burada başarmak, zoru başarmak çok kolay değil. Sonuçta buraya çıkmak da büyük bir marifet. Ama önemli olan o süre zarfı içerisinde istenilenin tam bir şekilde yapılıp sunulması. Sema Hanım ve Kadir ezildi. Salonun dip köşe temizliğine detaylı bir şekilde devam ederken biz de Sema Hanım'a bir kulak verelim. Yaparsa iyi yaparsa puanını alır. Kötü yaparsa da benim kötü puanını alır. Kötü puanda kalkıp oynayacağım. Yalandan bir şey çıkmaz. Sezonun son temizliğinde Kadir ezildi ve Sema Hanım tüm hamur attıklarını konuşturuyorlar. Ve silinmedik bir karış yer bırakmıyorlar. Sema bence temizlik etapında beni asla geçemez. Mutfağımıza geldik. Evet ne yapıyoruz şimdi? Bu fincanları. Fincanı tanıştan. Oyarlar anam oyarlar. Kız senin kocan şarkı söylüyor. Ben... Senin sesin güzel hiçbir şarkıyı bilmiyor. Unutuyorum. Bak çok güzel tamam, başlıyor. Benim de unuttuğum yerler oluyor ama toparlamaya gideceksin. Ağzına bakıyorum niye kesiyor? Fincanı taştan oyarlar anam oyarlar. İçine de badem koyarlar. İçine de badem koyarlar. Bak benim sesim vallahi güzel. Güzel. Birazcık eğitim alsam. Birazcık sol la la fa 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 mi ra ra re re desem. Ben bu işi yürütürüm de bilmiyorum. Sanmıyorum. Benim arkamda da böyle bana güvenen bir abim var. Her işte arkamda. Kapı gibi. Hanımefendi Allah aşkına şuna bir şey deyin. Güzel mi o? Fincanı bazı taş... isimlerden güzel. Yani bak. Evreşe yolları taş... bile güzel aman yapışıyor. Aman Allah seversen. Sen bilirsin bak bir dinle. Sen müzik kulağı olan bir onun kulağı yok. Güldürüyor ya. Fincanı taştan oyarlar anam oyarlar. İçine de bade koyarlar. Bak. Güzel. Görüyor musun?
Ah rahmetli Zeki Müren yaşasaydı bugün elinden gözleri tutardı. Yaşarırdı. Ya ya. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır. Dilo dilo yaylalar. Burada ne işimiz var bizim? Burada aslında bu aspiratör temiz. He vallahi maşallah. Bulaşık makinesinin arası da güzel. Yani bu mutfakta çok bir işimiz yok. Fırınımız falan da pırıl pırıl. Baksana tepsileri, camları. Eyvah, ben de takdir ettim. Sadece ocağı biraz kötü silmişler. O da zaten birazdan yemek yapacağız. Baksana dünkü aspiratör var ben ya. Ben şöyle Kadir Bey. Kombinin üstüne bir el alabilir misin? Karbonat, beyaz sirke, kaynar su. Kombinin üstü nereden çıktı şimdi? Adamın iyice hevesi gitti gördün mü? Temiz Kadir. O zaman nereye geçiyoruz? Etap. Etaba geçiyoruz efendim. Yalnız o etap gerçek hayatta. Sizi mahvedeceğiz. Diyorsunuz. Canın çık bırak bardakları bırak bırak bırak. Kadri Bey. Bırak bırak bırak. Sen bu şeyi bırak. Koymazsam. Sen bu şeyi bırak 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 bırak. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Nereye? Sen. 1.750.000.000 sen parayı ne yaptın? Kalk gidiyoruz. Öyle bir etap var ki. İnşallah pes etmezsin. Allah'ın izniyle. Bayılmazsam pes yok bende. Bence Allah korkmaz. Hadi bakalım sezonun son etabına gidiyoruz arkadaşlar. Etapta eminim ki heyecan yapacak. Çünkü o heyecanı sabahtan onda hissettim. Hanımefendi her gün bir şekilden aman, şekile aman. Giriyoruz. Geç. Gelin hanımefendiciğim siz de. Çim mi yiyeceğiz değil mi inşallah? Biz çim yiyeceğiz de bir şey çimeceğiz. Çim çimdireceğiz. Bir şey soracağım. Deterjan istemek mi? Deterjanım var var. Bak orada her gün deterjanım şey var. Bismillah. Hazır mıyız? Hazırız. Üstten verince onu da. Allah kahretmesin sizi. Hadi artık yerleşin de başlayalım. Hele dur kardeş ver. Gönder gelsin. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Aa deterjan önce suya döktü. Süreniz başladı. Oh my god. Deterjanı suya döktü direkt mi? Bir dakika bir dakika sakin olalım. Heyecana mahal yok. İçin hediye süpürge alacaksın. Ayrıca puan alacaksın. Puanlar senin olacak. Süpürge kızıma puan bana. Hadi bakalım inşallah. Yani rakiplerin dişli rakipler. Herkes kendince performans gösterdi. Ha? Tabii ki aha, hayal kırıklığına. Dosta düşmana her şeye vire çevire böyle çiçili gitsin. Hayal kırıklığına uğradıklarımız da oldu. Umutlarımı yıkanlara karşı. Canımı yakanlara karşı. Ha. Çam gibi devirsin inşallah. Köfte gibi kızarsın. Biber gibi patlasınlar. Cırın cırın cırlasınız inşallah. Arkamdan konuşanlar benden beter olasın. Amma şarladınız ya. Kadın deşarj oluyor. La bu da çıkmıyor. Nasıl bir rujmuş bacım? Bize de ver. İki dakika geçti. Kız bandır. Tasın içine bandır. Tasın içine bandır. Seni mi kıracağım? Bandır, Allah ne verdiyse. Heh, bandır. Aman baba, be deryalar kalıca deryalar biz nişanlıyız. Deryalar sürtür gömleği yakasını. Çıkmıyor içine girmiş daha bu kadarı da. Allah bunu kahretmeye. Nasıl bir ucumuş? Sürt şöyle birbirine sürt birbirine. Kadir Bey senin gözlerinde bir sorun mu var? Daha nasıl sürtür gömleğin yakası yırtıldı? Ben yapmanı istiyorum da o yüzden işte çıldırıyorum şu anda. Aha senin için bak yapacağım hadi. Sema Hanım inatçı ruj lekesini çıkartabilmek için etapta varının yoğunu ortaya koyuyor. Aç bakalım yakasını gösterelim seyircimize. Aç bakayım. Evet, şöyle iki yeri de gördüğünüz gibi çıktı kadar çıktı, çıkmadı, çıkmadı. Vallahi çıkmadı. O zaman seni uğrayalım, ben bu makineyi atayım, tamamı çıksın. Mutfakta görüşmek dileğiyle. Sema Hanım duygusallığı daha yüksek bir kişilik. Mutfaktaki kriz anlarında kendi modunun düşebileceğini düşünüyorum. Yemek tarifi ya da içeriklerle ilgili bilgi vermek yerine eğlenceye verecektir kendini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.